İran fakirlerine karşı Ocak ayı boyunca her cumartesi günü özellikle sağlık hakkına erişim ve yaşam hakkına yönelik başlattığımız bu nöbetimiz, etkinliğimiz 3. haftasında devam ediyor. Biz bu etkinliğe devam ederken sokak ilerleri, fakirleri haberleri gelmeye devam ediyor. Ya özellikle son bir yıldır biz hapishane komisyonu olarak inanın hapishanelerden gelen başvurulara cevap olmakta zorlanıyoruz hepsine tek tek. Sadece bireysel olarak değil artık toplu halde başvurular almaya başladık özellikle son bir yıl içerisinde. Dün maalesef yine bir ölüm haberi daha geldi. Van Özel Güvenlikli Fethi Cezaevi'nde tutulan 70 yaşındaki Ramazan Turan maalesef yaşamını yitirdi. Kendisinin daha 20 gün önce cezaevine konulduğu haberini aldık. Yine bir ayın 11'inde, geçtiğimiz bu ayın 11'inde Van'da kolu kuvvetleri tarafından gözaltına alınan Murat Ergin, 35 yaşında bir kişi, darp edilerek, işkence edilerek gözaltına alınan ve daha sonra ayın 12'sinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Ergin, ilk başta cezaevi yönetimi tarafından biz bu kişiyi bu halde almayız demelerine rağmen tekrar hastaneye götürülüyor. Hastaneden bir rapor alınıp tekrar hapishaneye geldiğinde yine alınmıyor aslında. Üçüncü kere hastaneye gönderilen Murat Ergin bu sefer basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şeklinde bir rapor düzenlenmiş hastane tarafından. Ve bu şekilde hapishane kendisini kabul ediyor. Ertesi sabah ayın 13'ünde yalnız başına tutulduğu tipresinde ölü olarak bulunuyor. Ben tutuklu ablasıyım. İzmir Kırklar Cezaevinde benim kardeşim 17 senedir tutukludur. Ve yapılan cezaevi baskınlarının sonucunda benim kardeşim 60 gündür açlık grevine girmiştir. Dönüşümsüz açlık grevine girmiş ve durumları kardeşim ve 14 arkadaşıyla beraber tam 60 gündür açlık grevindeler. Durumları da çok kritik. Pazar günü telefonla bizimle konuştu. Sesi çok kritik bir şekilde geliyordu. Durumları çok vahimdir. Biz bunu sessiz kalarak bunlara ne yapabiliriz bilmiyoruz, çaresiziz. Biz evde yemek yemiyoruz. Boğazımızda lokma düğümleniyor. 60 gün aç susuz bir insan ne demek? Bu oraya yeni atanan bir müdür varmış. O müdür sonbahardan beri 5-6 ay oldu. Çok zulüm yapıyormuş. Her gün kefi olarak onları dağıtıyormuş, kavuşlarını değiştiriyormuş, başka tutukların içine gönderiyormuş ve tek hücrede tutuluyorlar. Kamera koyuyorlar kavuşlarına, ondan sonra ne yaptılarsa o kadar çok eylemler yaptılar ve hep disiplin cezası aldılar. Binlerce mektup Adalet Bakanlığı'na yazdılar ve hiçbir cevap alamadılar. Binlerce mektup müdüre dilekçe yazdılar, müdür hiç onlarla görüşme bile yapmadı. Ve her gün zulüm, 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 onlar da dayanamadılar, bedenlerini açlığa dayamışlar. Ve durumları çok kritik. Şu anda onlar için ne yapabiliriz bilmiyoruz. Hiç kimse cevap vermiyor. Adalet Bakanlığı'na biz de defalarca onların sitelerine yazdık ama gene de hiçbir cevap alamıyoruz. Ben bir aile olarak bütün basına çağrımdır. Bunu her gün defalarca dile getirmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten durumları hiç iyi değil. Teşekkür ediyorum. Silah ve hürmeti emez bütüme hafsiyare, bütüme girtiyare. Amdibajın ka adalet bakanı lukune. Sağlık bakanı lukune. Cumhurbaşkanı jıkı amnama artık amfadidikin amben cumhurbaşkanı heye. مایه دولتی به خودی، ترکی به خودی، ام جبر نویی فدید کن. زاروکه مد بنزل مزوره دنه. لوی داره ذاتن حفظ هر کزانه حفظ چوای جزا اوی چوایه. لوی درده به لجوره و او حوال درماوی که هیه. امه بکن قفص. وی قفص ها چیکن. یعنی ne teyrik kare harcuk gibi binin ne havi bistinin
ne havi bistin havat havasız değilin. Lüvedere zil muzora van per. Zil muzora el van dikin. Am dibejin adalet baqani bara guhi khofakin. Cumhur başkanı bara guhi khofake. Am jardi jibadikini. Am be berabi bine. Am zanin avdike. Cezayı mı avdı bırra? Kadara mı anha adibe kadara ve deste mi diye? Ama en aci zanin. Ama jardici ama bivijin. Ka adalet bakani. Kani hak ve hukuk. Ka hak emirova. Ka Avrupa. Ka spiti. Ka çma gişa güye kwa gırtine. Cave kwa gırtine. Roje cinaza kadar tkeveş hafsa. قد کس نبیسته که یک لعمریقا که جنازه که لعمریقا در کتاب دنیا را بونه که لعفریقا جنازه که در کتاب دنیا را بونه ام نبیشن برا را نبین برا جمع جر را بین او جوک ما ایسانن همه برا جمع جر گوه خوفکن چاوه خوفکن ام جی ایسانن حقه مجی هیه چه قصی حقه ترکا لفه ترکی ده هیه اما دقت هی، قیوان ترکی قازنچ کریه، کردا قازنچ کرد، کردا شهید خودان، برای هر چنان قری، حالا به نکرده گش جنازه کردانه، تربیه کردانه، میری کردانه، وان قازنچ کری، وان قازنچ نکریه، حق مش ایوان بهتر هی و عرض استانبولی ده، امجی خودی مروین، امجی خودی حقن، امجی خودی حقوقن، امجی ایسانن. ام ببره ام جوک ایسانا یاشامیش ببین ام جیان بکن ما تشتک جوار نخواستیه ما دعوا ملک مالی وان نکریه ما دعوا تشکی وان نکریه اما دعوا ام دبیجن ام کردن ام دعوا زمانه خواد کن او دبیجن نا گرک هم بترک بین تک بیرقو تک نزانم دیلو تک دولتو نزانم تک چی ایوالت هل فریجی حتی یک ججمه هبه یک کرد بمینه نابه از ترکم و نابه از زمانه ترکی برای ایمه به زمانه مجی هیه امجی خودی حقن امجی خودی حقوقن امجی خودی زمانن زمانه دایکا میه برا گوه خوفکن برا چاوه خوفکن برا دستی خودی نسر اجدانه خواه عدالت بقانی جمهور باشقانی سالق بقانی برا اوروپا جی گوه خواه جمهر رفکه جمر حق وحقوقي ما جهه امجي خد حق وحقوق gerçekten hasta tutuklar sorunu Türkiye'nin yaşadığı en ağır sorunlardan bir tanesi. Yeni bir sorun değil fakat gün geçtikçe ağırlaşıyor ve kandırına dönüşmüş durumda. Bu süreçte insan hakları savunucularına başta dernek olmak üzere tüm insan hakları savunucularına insan hakları derneği dışında da insan hakları kurumları var. Çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Bu anlamda biraz bu kurumları zorlamak gerekiyor. Başta ihale olmak üzere dediğim gibi. Şunları düşünüyorum. Neden sanatçıları devreye sokamıyoruz? Neden halk ilişkiler uzmanlarını devreye sokamıyoruz? Yani bu konuyu toplumun gündeminde tutabilmek için, daha geniş kitlelerin bu konudan haberdar olması için, tepki verebilmeleri için yapılabilecek birçok şey var diye düşünüyorum. Fakat bunlar ne yazık ki sadece böyle kapalı salonlarda oturarak konuşarak kendi kendimize elbet bunlar da çok değerli etkinlikler. Fakat bunun dışında kamuoyuna ulaşmak gerekiyor. Yani gündem yaratmak gerekiyor. Türkiye'de gündeme oturttuğumuzda dünya kamuoyunun gündemine de gelecektir. Bu anlamda yapılması gereken bence çok şey var. Yapılabilecek çok şey var. Ve birçok şeyin eksik bırakıldığını düşünüyorum. Yani örneğin Ankara Genel Merkez İnsan Hakları Derneği neden diplomatları toplayıp uluslararası alanda Türkiye'deki yabancı elçilikleri diplomatları toplayıp onlara bu konuyla ilgili bir rapor sunmaz? Yani bu tür şeyler geliyor aklıma. Buna benzer sanatçılar çok önemli. Sanatçılar el attığında çeşitli sanatsal faaliyetler üreterek bu konuyla ilgili cezaevlerindeki hastalıklar ve ölümler konusunda
çeşitli sanat etkinlikleriyle, çünkü insanlar sanattan çok daha etkili bir şekilde ne derler, mesaj alıyorlar. Siyasi olarak, politik olarak verilen mesajları bazen toplumun büyük bir kesimi kulak arkası yaparken, sanatçıların yaptığı etkinliklerse insanın içine işliyor. Bu anlamda sanatçılara gidilmeli diye düşünüyorum. Ya bu ülkede hapishaneler her zaman çok ciddi bir sorun olarak önümüze geldi ama son dönemde yaşananlar Türkiye cezaevlerindeki infaz rejimini aslında bir ölüm rejimine dönüştürdüğünü gösteriyor bize. Daha dün 70 yaşında Ramazan Turan arkadaşın cezaevinde hayatını kaybetmesi. Bu kelimeyi özellikle seçiyorum. Hayatını kaybetmiş olabilir ama bu ölümlerin hepsinin siyasal sorumlusu Türkiye'deki siyasi iktidardır. Dolayısıyla hayatını nasıl kaybettiğinin bu anlamda teknik olarak bir önemi yok. Hepsinin sorumlusunun kim olduğunu biz biliyoruz. Ve mücadelemizi de buradan yürütüyoruz. Ama daha önemlisi Türk Devleti'nin ülke hapishanesindeki özellikle siyasi tutsaklara yaklaşımı cenazelere yaklaşımda da ortaya çıkıyor. En kutsal olan cenazenin defin edilme hakkına yönelik saldırıları Ramazan Turan'ın cenazesinde tekrar gördük. Dini vecibelerin yerine getirilmemesi, avukatların ve ailesinin huzurunda olmadan bir otopsinin yapılmaması, hatta cenazenin yıkanmaması, insani siyasi olarak ne kadar ağır bir sürecin işletildiğini de görüyor. Dolayısıyla biz iktidarın Türkiye cezaevlerini nasıl bir siyasal rejimle yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Bir ölüm rejimine dönüşen bu hale tüm gücümüzle itiraz edeceğimizi ve siyasal iktidarın da şunu bilmesi gerektiğini buradan tekrar söylüyorum. Bu ülkede yaşayan bütün duyarlı demokrat insanlar, aileler, evlatlarını, yoldaşlarını, arkadaşlarını devletin bu anlamda rejimine teslim etmeyecek ve biz elinde sonunda daha insani koşullarda insanların yürüttüğü mücadelenin sonuçlarından biri olan cezaevi dahi olsa daha insani koşullarda burayı tamamlayacaklarını biliyoruz. Siyasal rejim hızlıca en asgari koşullarda Türkiye'deki siyasi tutsakların ve tüm tutsakların yaşam hakları konusunda tedbirler almalıdır. Adli Tıp Kurumu hızlıca kendi meslek onurlarını da gören bir yerden bilimsel olarak bu süreçleri işletmelidir diyorum.